Tavsiye defterinden merhaba. Size çok değerli birinden bahsedeceğim. Ülkemizin yetiştirdiği nadir düşünürlerden, son çağın sıra dışı birkaç mütefekkirinden bir tanesi Cemil Meriç. Cemil Meriç'in birçok kitabı var. Özellikle iletişim yayınlarında, son 10-15 yıldır belki 20 yıldır iletişim yayınlarından yayınlanan bayağı bir adette kitabı var. Bir külliyatı var. Bunların tamamını başta tavsiye ediyorum. Yani diyebilirim ki bütün hatalarımıza, bütün zaaflarımıza rağmen alınan mesafe büyüktür. Eğer Türk insanı birbirini daha iyi tanırsa, Türk aydınları diyalog yapmak imkanlarını bulursa, yani herkes bir kiliseciye hapsolmaz, kozasını yırtar ve el ele çalışmak imkanlarını gerçekleştirirse, gayet mükemmel bir kültüre sahip olacağımız muhakkak gibidir. Cemil Meriç külliyatı içerisinde bu ülke ilk okunan kitaplardan biri oluyor. Genel itibariyle bende öyle oldu. Nispeten daha kolay okunabilir, daha anlaşılır metinler var. Biraz ağırdır Türkçesi, anlattığı hikayeler. Background olarak sizden bir geçmiş ister Cemil Meriç. Hani onu okurken sizin de onun kadar okumuşluğunuzu bekler. Tabii ki bu biraz zor çünkü 1950'li yıllarda gözlerini miyopiden dolayı kaybeden, artık ama olan bir yazar, bir entelektüel. Buna rağmen emeği hiç düşmüyor. Kızı Ümit Meriç'e, oğluna, etrafındaki insanlara kütüphaneden kitapları okutmaya devam ediyor. Yani önce gözle okuduğu, ömür vererek okuduğu entelektüel birikimine, daha sonra kulaklarıyla da devam ediyor gayret etmeye, çalışmaya. Yazdığı kitaplar Türk edebiyatının, Türk düşünce dünyasının başyapıtlarıdır kesinlikle. Bu ülkeyle anahtarınızı açmış, kapıdan içeri girmiş olabilirsiniz. Akabinde Kırk Ambar, Bir Medeniyetin Eşiğinde, yani Hindistan'dan bahsettiği, çok Hint kültüründen bahsettiği çok değerli bir eser. Ve jurnallerini tavsiye ediyorum. Hepsi kesinlikle okunmaya değer. Biraz ciddiyetle, biraz dikkatle okunması gereken bir yazar. Hani otobüste gidiyordum, uçakta yanıma almıştım gibi olmuyor. Biraz ders çalışır gibi okumalısınız. Yani bugün çağdaşı olsaydık herhalde çok yakın dost olurduk. Çok büyük, çok değerli bir mütefekkir, bir düşünce adamı. Cemil Meriç'ten kısa birkaç güzel cümle okuyacağım size. Ben insan haysiyetine yakışmayan bu talebe hoca komedyasını kudret ve kabiliyetin nispetinde asilleştirmek hayaline kapıldım. Örneğim yoktu. İrfanı toprağı dişlerimle ve tırnaklarımla kazarak 7 kat yerin dibinden çıkarmıştım. Çölün kumlarında altın zerreleri arayan adam. Önünde birçok yollar var. Politika bunlardan biri. Belki en aldatıcısı olduğu için en cazibe. Mutlakın ve sonsuzun rüyası. Mukaddes bir abes. Bana sorarsan kütüphanene dön. Yani kitap ol. Aydınlan ve aydınlat. Bir çağı bütünüyle kötülemek, bütünüyle yüceltmek kadar yanlış. Çok temel bir prensip. Mutlak hakikate erişen batılı neden merak etsin? Bir başka cümle. Evet. Ve son cümlemiz bu olsun. Kime yazıyorsun bu mektubu? Elinde hiçbir adres yok. Cemil Meriç. Bu ülke bir başyapıt. Kaçırmayın, okuyun mutlaka, aydınlan. Bence yıkıcı tenkitlerden çok aydınlarımızın elle vermesi, birbirlerine ne söylediklerine dikkat etmesi ve bu yalnızlıktan kurtulması kültürümüz için son derece zararlıdır.